Kabataş Erkek Lisesi'nin öğrencileriyle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizin bilimle, kültürle, sanatla meşgul olmak istemeniz çok değerli. Onun için sizi tebrik ederim. Ben de elimden geldiğince size bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin öneminden bu akşam bahsetmeye çalışacağım. Özellikle mikro ve nanoteknolojilerden bahsetmeye çalışacağım son zamanlarda yapılan yayınlar yani 2018, 2019, 2020 son yıllarda yapılan işlerden ve biz kendi laboratuvarımızda mikro ve nanoteknoloji ile alakalı ne yapıyoruz onlardan bahsetmeye çalışacağım. En sonunda da Türkiye'de mikro ve nanoteknolojide ne durumdayız? Türkiye'deki ARGE laboratuvarları bu açıdan ne durumda? Ve Türkiye'nin ekonomisi için, sağlık endüstrisi için, Elektronik sanayi için, savunma sanayi için, diğer başka birçok alan için bilim ve teknolojinin, nanoteknolojinin önemi nedir? Bundan bahsetmeye çalışacağım. İzmit Gazi Lisesi mezunuyum. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fizik bölümünde okudum. Yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansım esnasında yaklaşık 3 ay Almanya'da çalıştım. Yüksek lisans tezimi bitirdikten sonra Almanya'dan bir doktora teklifi aldım. Max Planck Enstitüsü'nün bursuyla Ruhr Üniversitesi'nde, Almanya'nın batısında bir üniversitede spintronik malzemeler, spin elektronik konusunda doktora yaptım. Orada nano yapılı malzemeleri çalıştım. Yine Almanya'daki Hamburg, Berlin ve Dortmund şehirlerindeki elektron hızlandırıcılarında çalıştım. X ışınlarıyla deneyler yaptım malzemenin kristal özelliklerini, manyetik özelliklerini incelemek için deneyler yaptım. 2008 yılından beri de Gebze Teknik Üniversitesi fizik bölümündeki çalışmalarıma devam ediyorum. Bugün sizlere işte mikro akışkan çip laboratuvarında yaptığımız işleri, mikro nano aygıt laboratuvarında yaptığımız işleri ve onun öncesinde de mikro ve nano boyutta malzemeye ne oluyor, uygulama için bunun önemi nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sizlere nano nedir, nanometre nedir bundan bahsetmek istiyorum. Şurada bir insan görüyorsunuz sol tarafta. Şurada da bir balina var. Bir insan boyu 1.7 metre, ortalama insandan insana değişir. İşte 2 metreye kadar diyelim. Balinalar birkaç metre. Metre bu. Böcekler var burada. Bunlar da birkaç milimetre arıyı düşünün, akrebi düşünün, başka böcekleri düşünün. Bunları gözle görebiliyoruz. Bir de gözle göremediğimiz boyuta geçelim. Bir mikron civarında. Bir mikron bir metreden bir milyon kat daha küçüktür. Mikron mertebesindeki işte mikrop gibi küçük objeleri gözümüzle göremeyiz. Onun için optik mikroskop gerekir. Sizin okulunuzda da vardır laboratuvarlarda optik mikroskop. 1 mikrona kadar büyütme sağlayabilir. 1 mikronun da altına indiğimizde işte artık nanometre seviyesine geliyoruz. Nanometrede 1 metrenin 1 milyarda biri. Şurada size kalemle de göstermeye çalışayım. Şurayı görüyorsunuz. 1 nanometre tam olarak 10 üzeri eksi 9 metre yani 1 metreden 1 milyar kat daha küçük. Bu Küçük malzemeleri, cisimleri görebilmek için de elektron mikroskoplarına ihtiyacımız var. Bir nanometrenin altına inerseniz o zaman da bir angstrom'dan bahsediyoruz. Bir angstrom de bir metreden 10 milyar kat daha küçüktür. Yani 10 üzeri eksi 10 metre. Şurada atomları görüyorsunuz. İşte birçok atomun çapı birkaç angstrom mertebesindedir. Atomu mükemmel yuvarlak bir küre şeklinde farz ederseniz çapı işte 1,5 angstrom, 2 angstrom, 2,5 angstrom atomun sahip olduğu elektron sayısına, proton sayısına, nötron sayısına bağlı olarak değişir. Peki nanoteknoloji nedir? Nanoteknoloji bu bir nanometre ile yaklaşık 100 nanometre arasındaki malzemelerden cihaz yapmak, ilaç yapmak, entegre devre teknolojileri üretmek, kimyasal malzemeler üretmek gibi konuları kapsıyor. Peki, diyelim ki elimizde 1 santimetre küp demir var. Şurada gördüğümüz gibi. Bu 1 santimetre küp demiri biz 1 nanometre küplük demir parçaları haline getirirsek malzemede ne oluyor? Yani bir santimetre küplük demirin özellikleriyle bir nanometre küplük demirin özellikleri aynı değil mi? Hayır aynı değil. Nano boyutta malzemenin yepyeni özellikleri ortaya çıkıyor. Malzemenin kimyasal özellikleri değişiyor. Termal özellikleri değişiyor. Kaynama noktası, erime noktası değişiyor. Aynı malzemenin bir altının mesela altını nano boyutta büyüttüğünüz zaman, nano boyutta nano parçacıkları haline getirebildiğiniz zaman tamamen yeni erime sıcaklığına sahip oluyor. Malzemenin mekanik özellikleri değişiyor. Mesela kömür karbon içerir, karbondandır değil mi? Ama mesela grafen yaparsanız yine karbondan bir atomik layer grafen yaparsanız çok sert mekanik özellikleri kömürden çok daha farklı bir malzeme elde ediyorsunuz nano boyuta indiğiniz zaman. Malzemenin optik özellikleri de tamamen değişiyor. Mesela altın bir nanometre olduğunda farklı renge sahip, 50 nanometre olduğunda farklı renge sahip, 100 nanometre olduğunda farklı renge sahip. Yani boyutu değiştikçe malzemenin yaydığı ışıkta rengi de değişiyor. Elektriksel özellikleri değişiyor malzemenin. Bu uygulamada çok önemli. Bir de malzemenin manyetik özellikleri değişiyor. Manyetizmayı nereden biliyoruz? Evlerimizde hepimizin hard diskler vardır elimizde, değil mi? İşte 1 terabaytlık veya 500 gigabaytlık harici hard diskler veya bilgisayar içerisindeki hard diskler SSD'leri kastetmiyorum, hard diskleri kastediyorum. Bunlar tamamen manyetizmaya dayalıdır. Bu hard disklerdeki okuyucu kafalar ve bilginin depolandığı disklerin hepsi manyetik malzemedir. Nano boyutta hazırlanan Hatta nano'nun da altında angstrom boyutunda hazırlanan ince filmlerden oluşmaktadır. Yani şunu söylüyoruz. Nano boyutta malzeme tamamen farklı yepyeni özellikler gösteriyor. Eğer siz bu malzemeyi nano boyutta hazırlayabilirseniz, bu özellikleri kontrol edebilirseniz normalde bildiğimiz özelliklerden çok farklı özelliklere sahip yeni cihazlar geliştirebiliyorsunuz. Nerelerde kullanabiliriz? Çok yaygın uygulamaları var. Ben size şimdi birkaç tanesini göstereceğim. Radar soğurucu malzemeler. Medyadan da takip ediyorsunuz. Radara yakalanmayan uçaklar, radara yakalanmayan gemiler veyahut da radarda çok küçük görünen uçaklar, gemiler. Mesela işte diyelim ki 100 metreye yakın boyu olan bir gemi var. Askeri bir gemi. Bakın bu özellikle son yıllarda yapılan askeri gemilerin yüzeyleri hep böyle açılıdır. Neden? Düşman radarları tarafından az görünsün diye, düşman radarlarının gönderdiği sinyalleri sağa sola saçsın, yaysın ve radar izi çok küçük olsun diye açılı yapılır. Ama aynı zamanda geminin yüzeyi, askeri araçların yüzeyi çok küçük manyetik nano parçacıklarla kaplanır bu manyetik nano parçacıkların radarı soğurucu özelliği var. Yani burada bir düşman radarı var. Bu düşman radarı tarıyor. Şurada da bir tane gemi var sizin geminiz. Bu gemi bu tarafa doğru geliyor. Radarın nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Elektromanyet dalgalar gönderiyor ve bunları geri alıp okuyor. Ama siz bu geminin yüzeyini öyle malzemeyle kaplıyorsunuz ki bu radarın gönderdiği sinyalleri soğuruyor, geri göndermiyor. İşte bunun için manyetik nano parçacıklar kullanılıyor. Yine askeri uçaklarda da bu şekilde birçok uygulama var. Tabii tamamen %100 görünürlük sağlamasa bile görünürlüğünü azaltıyor, küçültüyor. Bir savaş uçağını küçücük bir insansız hava aracı gibi 100 metrelik bir işte fırketeğini, korveti 2 metrelik bir tekne gibi radarda görünmesini sağlıyor ve aldatıcı aldatıyor. Diğer bir uygulama da manyetik nano parçacıkların kanserli hücrelerin görüntülenmesinde kullanılması. Manyetik nano parçacıkları dışarıdan manyetik alanla yönlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda vücuda göndermeden önce onları kanserli hücrelerin sevdiği proteinlerle kaplıyorsunuz ve vücuda enjekte ediyorsunuz. Nano parçacıklar vücutta kanserli bölgeye ilerliyor ve kanserli hücreler onları yiyor, hücrenin içerisine alıyor. Böylece kanserli bölgeyi daha iyi görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. Şimdi etrafınızda da duymuşsunuzdur. Son yıllarda çok yaygınlaştı kanser hastalığı. İnsanları kanser hastalığından korumak için, kanserli hastaları, kanserli bölgelerini küçültmek için radyoterapi ve kemoterapi yapılıyor. Bunların faydası olduğu gibi hastanın hasta olmayan hücrelerini de öldürüyor. Yani aslında zararlı etkisi de var. Bunu en aza indirmek için gerçekten kanserli olan bölgeyi en etkin şekilde belirlemek çok önemli. Bu halen devam eden bir çalışma. Yine Biraz önce söylediğimle ilişkili olarak kanser ter, kanserli hastayı tedavi ederken yalnızca kanserli hücrelerin öldürülmesi, kanserli olmayan sağlıklı hücreleri öldürmemek için seçici bir yöntem kullanılması, bu da manyetik nanoparçacıklarla yapılması planlanan ve çok yoğun çalışılan bir alan. Şimdi diyeceksiniz ki bizimle bunun ne alakası var? Düşünün şimdi bir e, kanserli hasta var, bunun sigortası var. Sağlık Bakanlığı bunu tedavi edecek veya sigortası bunu karşılayacak. Siz bu ilaçları kendiniz üretmezseniz yurt dışından satın alacaksınız. Yurt dışına para ödeyeceksiniz. Kanser, hasta, kanser tedavisi için bir sürü her yıl belki milyonlarca dolar onlardan satın alıp kendi ülkenizdeki hastanelerde kullanacaksınız. Bu araştırmaları yapıp bu ilaçları, bu tür yöntemleri ülkenizde geliştirmek boşu boşuna paranın yurt dışına çıkmasını engelleyecektir. Herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu. Yine son zamanlarda nanoteknolojideki, mikroteknolojilerdeki en önemli konulardan bir tanesi de şekillendirilebilir elektronik cihazlar. Şekillendirilebilir derken neyi kastediyoruz? Filmlerde de görmüşsünüzdür. İnternette artık cep telefonları falan da görüyoruz. Esnek ve gerilebilir. Şurada A şekli var hemen sağ tarafta. Bu Advanced Materials dergisinde 5-6 sene önce yayınlanmış bir çalışma. Elektronik devre esnek bir malzeme üzerine yazılmış. Şurada sağ tarafta da bir elin Parmakları arasında bir entegre devre görüyorsunuz, şeffaf ve şekillendirilebilir bir şey üzerine yazılmış. Yine bu şekillendirilebilir elektronik cihazlar için en önemli şey giyilebilir olması, doku ve deri uyumlu olması. Artık bir dövme şeklinde insanların kimlik bilgilerinin bileklerine yazılabildiği, parmak uçlarına yazılabildiği ve elbiseler üzerine elektronik sistemlerin yapılabildiği bir dünyadan bahsediyoruz ve bunlar gerçekten çok ilerledi. Mesela bir asker düşünün sahada çalışıyor ve yaralandı. Onun kan basıncını, ondan sonra vücudunun sıcaklığını, eğer zehirlendiyse hangi zehirle zehirlendiğini, işte sağlık durumunu merkeze bildirecek, GPS ile konumunu bildirecek vücudunda bir elektronik devrenin olduğunu düşünün. Bunlar kesinlikle hayal değil. Başka buna benzer bilimsel çalışmalar göstereceğim. Yine şekillendirilebilir elektronik cihazlar için yazıcıyla üretilen elektronik cihazlar. Burada yine Applied Physics Reviews dergisinde 2016 yılında 5 sene önce yayınlanan bir çalışmayı görüyorsunuz. Kağıt, bildiğiniz kağıt katlanıyor ve bunun üzerine bir entegre devre kurabiliyorsunuz. Yazıcıdan entegre devre çıkartıyorsunuz. Bunlar şekillendirilebilir elektronik cihazlar şeklinde ve isimlendiriliyor. Katlanabilir cep telefonları, katlanabilir elektronik cihazlar artık görüyorsunuz zaten medyada ama yani bu gördüklerimiz daha çok az kısmı. Buzdağının görünen kısmı arkasından çok daha önemli gelişmeler geliyor. Burada yaklaşık 200 sene önce Flexible Electronics dergisinde yayınlanmış bir çalışmayı size göstereceğim. Şöyle bir dövme kağıdı düşünün. En altta bir dövme kağıdı var. Hani sakızların içerisinden çıkıyor, ıslatıyorsunuz, sonra vücudunuza, derinize koyuyorsunuz. İşte çiçek, böcek neyse şekiller vücudunuza geçiyor ya. Öyle bir dövme kağıdı. Onun üstünde de bir PET film düşünün. Çok ince PET film. PET filmin kalınlığı da 1.4 mikron. 1.4 mikron kalınlığında bir PET film. Onun üzerine de nanoteknolojiden bahsediyoruz ya. 10 nanometre krom tabakası kaplanmış. Onun üzerine de en üstüne 100 nanometre altın tabakası kaplanmış. Ve bundan bir entegre devre üretilmiş bu sistemden bir dövme kağıdını. Şimdi videoyu başlatıyorum. Vücudunu ıslatıyor. Bu burada sol tarafta bahsettiğim yapı şurada entegre devre haline getirilmiş. Bunu kalp atışlarını ölçmek için kullanıyor. Normalde mesela işte kalbiyle alakalı bir rahatsızlığı varsa birisi acile gittiği zaman hemen EKG cihazına bağlanır. Bir de mesela sporcuları falan görürsünüz. Yeni bir sporcu transferi olduğu zaman göğsüne bir sürü kablolar bağlarlar. Onu koştururlar. Efor testi yaparlar. Kalp atışları, kalbi düzgün çalışıyor mu, vücut sıcaklığı nedir? Bunu kontrol ederler. Bir sürü şey cihaz bağlamak gerekir ama burada hiç onlara gerek kalmadan bir dövme kağıdı üzerine 100 nanometre altın, 10 nanometre kromdan oluşan bir sistemle aynı bir EKG cihazının yaptığı şekilde kalp atışlarını ölçebilen, vücudun sıcaklığını ölçen, aynı zamanda vücudun deri üzerindeki nemi ölçen bir cihaz yapıldı. 2018 yılında ve Flexible Electronics isimli dergide yayınlandı. 2019 yılında yaklaşık bir buçuk sene önce biz de yüksek lisans öğrencim Burak'la ve doktora öğrencim Hasan'la IEEE Sensors Journal'da bir yayın yapmıştık. IEEE Sensors Journal, sensör teknolojileri konusunda dünyadaki en önemli dergilerden bir tanesidir. Şurada gördüğünüz sensörü ürettik Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki laboratuvarımızda. Şurada şeffaf bir malzeme görüyorsunuz. Bunun kalınlığı bir milim kadar falan. Bunun üzerinde de bir Kepton band görüyorsunuz. Bir para bandı kalınlığında veya bir koli bandı kalınlığında. Bu kali, koli bandının üzerinde de şu sensör bacaklarını görüyorsunuz. incecik, Saç telinden daha ince bu sensör bacakları. Ve bu sensör ne iş yapıyor? Bu sensör manyetik alanı ölçüyor. Çok küçük manyetik alanları ölçebiliyor. Aynı zamanda sıcaklığı ölçebiliyor. Aynı zamanda stresi ölçebiliyor. Aynı zamanda strain'i ölçebiliyor. Stres ve strain nedir? Şimdi bakın şu sensör şöyle kavisli bir şekilde tutuluyor. Şunlar benim parmaklarım. Kavisli bir şekilde tutuyor, tutuluyor. İç bükey veya dış bükey yapabiliyorsunuz sensörü. Ve iç bükey, dış bükey ne kadar büktüğünüzü sensör size söylüyor. Yani bu dört özelliği ölçebiliyor sensör. Bu ne, ne, ne işe yarıyor bu sensör? Bu sensör mesela diyelim ki bir robot yaptınız. Veyahut da işte bir kazada veyahut da bir savaşta kolunu, bacağını, herhangi bir uzvunu kaybeden gaziler var. Engelliler var. Bunlara protez takılıyor. Şimdi robotlar ve protezler. Mekanik hareketleri yapabiliyor. Bardağı aldığınız bir yerden bir yere koyabiliyorsunuz veya yürüyor veyahut da bir şeyi tutabiliyor. Ama bizim gibi dokunma duyusu yok robotların veyahut da protezlerin. Bizim derimizi düşünün. Bizim derimizin her yeri, vücudumuzun her yeri sıcaklığı mesela elimize, vücudumuzun bir yerine bir şey dokundu. Bu sıcak mı, soğuk mu bunu algılayabiliyor veyahut da metal mi plastik mi bunu algılayabiliyoruz gözümüz kapalı olsa bile veyahut da tüylü mü yumuşak mı sert mi yüzey yani bize dokunan yüzeyimize dokunan vücudumuza dokunan herhangi bir şeyi algılayabiliyoruz ama robotlarda bu hassasiyet yok işte robotlara bu dokunma duyusunu kazandırmak için e, ürettiğimiz bir sensör çalışması bununla alakalı başka birçok yöntemle birçok çalışmada var literatürde. Yine doktora öğrencimle 2019 yılında başka bir dergide, bu da sensör alanındaki önemli dergilerden bir tanesidir. Sensors and Actuators dergisinde yayınladığımız nanotesla mertebesindeki çok küçük manyetik alanları bile ölçebilen bir planar Hall sensörü. Bu planar Hall sensörlerinin birçok uygulama alanı var. İşte doğal gaz borularındaki kaçakların tespit edilmesi Veyahut da biyo çiplerde çok küçük miktarlardaki mikropların kanın içerisinde belirlenebilmesi. Veyahut da uydularda çok küçük alanları ölçebilecek şekilde kullanılması gibi birçok çalışma alanı var bu manyetik sensörlerin, planar hall sensörlerin. Burada da Gebze Teknik Üniversitesi'nde yine bizim laboratuvarda ürettiğimiz dört farklı sensör yapısını görüyorsunuz. Sol tarafta bir kare sensör var. Sağ tarafta üstte çapraz kare sensör var. Şurada bir halka sensör var sağ altta. Sol alttaki köşede çoklu halka sensör var. Şurada gördüğünüz şu halka sensörün çapı yaklaşık 300 mikron. 300 mikron ne demek? Bir saç deli bir insanın saç deli ortalama 100-150 mikron kalınlığındadır. Şu halkanın kenarları da 5 mikron, saç telinden 20 kat daha küçük ve bu şekilde iç içe halkaları 5 defa, 7 defa, 20 defa tekrar edebilirsiniz. Bu da işte mikro teknolojilerdeki gelişmelerle mümkün olan şeyler. Bu halka sayısını artırdıkça sensörün hassasiyetini artırıyorsunuz. Yine Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki mikro akışkan çip laboratuvarında ürettiğimiz bir mikro akışkan çip. Şurada çipimiz var. Şurada gördüğünüz ortadaki kare çip. Bunun üzerinde şu sensörün durduğunu düşünün. Mikron boyutta malzeme. Şunu söylemeyi unuttum. Şuradaki sensör yapıları şu nanometre boyutundaki malzemeden oluşuyor. En altta 10 nanometre kalınlığında demir nikel alaşımı var. Onun üstünde 1 nanometrenin altında platin tabakası var. Onun üstünde 8 nanometre kalınlığında iridium mangan alaşımı var. En üstünde de 3 nanometre platin var. Bu şekilde malzeme hazırlayabildiğiniz zaman bunları birçok farklı alanda kullanabiliyorsunuz. İşte o sensör yapısının burada olduğunu düşünün ve kandaki bir mikrobu belirlemek istiyorsunuz. Şuraya sol tarafa kanı damlatıyorsunuz. Şurada bir emici pet var. 270 derece fan yapısında. Bunlar genelde soğurucu kağıttan falan üretiliyor. Biz A4 kağıdı kullandık. Bu kan buradan ilerliyor. Sonra çipin üzerinden geçiyor. Kağıda değdiği anda homojen bir şekilde her tarafa çekiliyor. Ve e, siz işte mesela diyelim ki bir asker bir gaz saldırısına maruz kaldı veyahut da bir bölgenin halkı bir gaz saldırısına maruz kaldı. Oradaki halk veya asker gazdan ne kadar etkilendi? Hemen anında herhangi bir hastaneye tam teşekküllü bir laboratuvara gitmeden orada gazdan ne kadar etkilendiğini ölçebilmek için planlanmış bir çip. Görüyorsunuz bir TL var burada yaklaşık 3 TL kadar bir çip. Yani bir parmağınız kadar bir çip, çok küçük bir çip. Her yerde sahada kullanılabilecek bir malzeme, mikro akışkan çip. Burada bir video var. Size göstermeye çalışayım. Şu sol tarafa kan damlatıldığını düşünün. Şurada da mikro akışkan kanal var. Şu kanal rengi görüyorsunuz. Şuradan kanın çip üzerinden geçtiğini düşünün. Sonra şurada da emici pet var en sağda. Emici pet var. Bakın emici pet de gittikçe kırmızılaşıyor. Buradan kanı çekiyor. Çipin üzerinden geçiriyor. Buradaki en önemli şey şu kanal. Şu kanal yapısını görüyor musunuz? Bu kanal bir tünel gibi düşünün onu. Biz yukarıdan görüyoruz şu an. Kesitten baktığınızda bu kanalın yüksekliği yaklaşık 50 mikron. 50 mikron ne demek? Bir saç telinin yarısı kadar demek. Bir insan saç teli yaklaşık 100 mikron civarında insandan insana değişir tabii ki. Yine mikro akışkan çiplerin en çok uygulandığı alanlardan bir tanesi de organ on a chip veya human on a chip diye bilinen konsept. Yani bir organı çip üzerinde taklit etmek. Mesela burada işte Kemiği taklit eden bir çip, burada insanın bağırsaklarını taklit eden bir çip, böbreğini taklit eden bir çip, kalbi taklit eden bir çip, akciğeri taklit eden bir çip, karaciğeri taklit eden bir çip, birçok farklı organları taklit eden bir çip, hatta birden fazla organı tek bir çip üzerinde taklit eden çipler var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Biliyorsunuz sağlık endüstrisinde medyadan da basından da duyuyorsunuz. Bir ilaç geliştirmek için önce laboratuvarda deneyler yapılıyor uzun yıllar. Laboratuvardaki deneyler iyi sonuçlar verince hayvan deneyleri yapılıyor. Hayvanlarda o ilacın nasıl etki göstereceği araştırılıyor. Sonra da insan deneylerine geçiliyor. Ve işte e, gönüllü insanlara o ilaç uygulanıyor nasıl sonuç verdiğine bakılıyor. Hasta olan ve hasta olmayan insanlar üzerinde ilacın etkisi araştırılıyor ve bu ilaçların tabii ki yan etkisi de var. Dolayısıyla bu gönüllü olan insanlar bundan zarar da görebilirler. İşte bu insan deneylerini en aza indirgemek için bu organ on a chip, human on a chip teknolojileri son yıllarda çok gelişmeye başladı. Burada Harvard'daki Wyss Enstitüsü ...Vis Enstitüsü tarafından geliştirilen bir e, akciğer görüyorsunuz. Bu akciğeri taklit eden bir çip. Akciğerde alveoller var. İşte havayı içimize çekiyoruz. O içimize çektiğimiz havanın içerisinde oksijen var. Kanda da karbondioksit var alveollerde. Akciğerin zarında diyelim. Havadaki oksijen kana geçiyor karbondioksit de çıkıyor dışarıya. İşte tam o bariyeri, o zarı taklit eden bir çip bu. Burada gördüğünüz bir yüksek lisans öğrencisiyle ben de bunun çok basit bir halini şu an laboratuvarımda çalışıyorum. Ve bu Langone çip, çip üzerinde akciğer son aylarda koronavirüsteki çalışmalarda da kullanılmaya başlandı. Biliyorsunuz koronavirüsün en büyük zararlarından bir tanesi akciğer solunumu çok zorlaştırıyor ve ilaç kullanıyorlar orada akciğeri rahatlatmak için işte insanlara o ilacı direkt verseniz acaba o ilaç zararlı mı ne yapacak faydalı mı olacak zararlı mı olacak onun yerine akciğerdeki hücreleri işte damar hücrelerini falan bu çip üzerinde taklit ederek o ilacı önce bu çip üzerinde deneyip ilk deneyleri çip üzerinde deneyip başarılı olursa etkisi iyi olursa insan üzerindeki deneylere geçmek şeklinde bir çalışma alanı diyeyim. Burada da yine 2016 yılında çok önemli bir dergide yayınlanmış sinir ve kanser hücreleri arasındaki etkileşimi araştırmak için üretilmiş bir çip. Çip sol tarafta arkadaşlar. Sol tarafta şuraya sinir hücreleri ekiliyor. Sağ taraftaki kanala da kanser hücreleri ekiliyor. Arada da tüneller var. Tüneller o kadar küçük, o kadar dar ki sol taraftaki sinir hücreleri sağ tarafa geçemiyor. Sağ taraftaki kanser hücreleri de sol taraftaki kanala geçemiyor. Buradaki kanalların boyutu işte 5 mikron civarında falan saç delinden 20 kat daha küçük olduğunu düşünün. Ancak yukarıdan baktığınız zaman şu bölgeyi mikroskopla incelerseniz şöyle bir manzara görüyorsunuz. Sol tarafta sinir hücreleri var, sağ tarafta kanser hücreleri var. Burası da hücrelerin karşıya geçemeyecekleri kadar dar olan tüneller. İşte bu tünellerde kanser hücreleri ile sinir hücreleri arasındaki etkileşimi inceliyorsunuz. Sonra Buraya ilaç koyuyorsunuz. Kanser hücreleri bu ilaçtan nasıl etkileniyor bunu görüyorsunuz. Bunun önemi nedir? Biliyorsunuz metastaz yapan kanser türleri var. Metastaz ne demek? Yani bütün vücuda sinir sistemi üzerinden yayılan kanser türleri var. İşte sinir sistemi üzerinden kanserin yayılmasını engelleyecek ilaç araştırmaları için bu tür mikro akışkan çipler çok önemli. Şimdi gelelim nanoteknoloji konusunda dünyada diğer ülkeler ne kadar yatırım ayırıyorlar, ne kadar yayın yapıyorlar, patente ne kadar önem veriyorlar? Bizim Türkiye'deki durum nedir? Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bir de bu konuya değinmek istiyorum. Bu çalışmayı 2018 yılında benim Gebze Teknik Üniversitesi'nde Nanoteknoloji Enstitüsü müdürü olduğum dönemde yapmıştık. Verilerin tamamını Web of Science'tan aldık. Web of Science bir veri tabanıdır. Dünyadaki neredeyse bütün bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin yer aldığı bir veri tabanı. Türkiye'deki üniversitelerin hemen hemen hepsinin buna erişimi var. İşte şu anahtar kelimeyi giriyorsunuz nanoscience veyahut da şu anahtar kelimeyi giriyorsunuz nanoteknoloji. Bu iki kelimeyi içeren yayınları aratıyorsunuz. Böyle bir çalışma yapmıştık. Herkesin ulaşabileceği bir kaynak. Herhangi bir üniversitenin veri tabanı üzerinden siz de yapabilirsiniz bu Web of Science'a ulaşıp. Biz son 20 yıldaki nano yayınlarını inceledik. Bakın son 20 yılda Amerika lider, Amerika'nın şu kadar yayını var. Arkasından Çin geliyor. Sonra Güney Kore geliyor, Japonya geliyor, Almanya geliyor. Böyle geliyor, geliyor, geliyor. Türkiye'nin yayını ne kadar? 3000 civarında falan. Son 20 yılda Türkiye'nin 3000 civarında yayını var. Peki Türkiye bu sıralama nerede sıralamada nerede? Biz Türkiye bu ilk grafikte görünsün diye buraya koyduk. Halbuki ilk 15'te bile değil. Türkiye nerede biliyor musunuz? Türkiye 29. sırada. Türkiye'nin son 20 yılda bu 18, 2018 yılında yapılan çalışmaya göre 3150 tane nano konulu yayını var. Yayını var. Amerika'nın 109 binden fazla, Çin'in 103 binden fazla, Güney Kore'nin Türkiye kadar nüfusu vardır. Hatta 1950'li yıllarda Ko Kuzey Kore ile yaşadıkları savaş sebebiyle biz onlara yardıma gitmiştik. Çok büyük bir yıkıma uğramış bir ülke olmalarına rağmen 3. sıradalar. Biz 29. sıradayız. Çok daha ilginç bir veri var. Şurada Singapur'u görüyorsunuz. Coğrafya bilgisi çok önemlidir. Singapur'un yerini bilirsiniz. Çok küçük bir ülke. Nüfusu da Ankara kadar falan 10 bin 10 binden fazla nanoteknoloji yayınları var son 20 yılda. Yani biz... 80 milyondan fazla nüfusu olan Türkiye'yiz, Singapur, Ankara kadar nüfusu olan 5-6 milyonluk ülke ama Türkiye'nin 3 katıdan daha fazla nanoteknoloji yayını var. Bakın burada İran'ı görüyoruz, İran da bizden üste. İran yıllardan beri ambargoya maruz kalan bilimsel cihazlara, ondan sonra kimyasal malzemelere, biyolojik malzemelere erişimi olmayan bir ülke olmasına rağmen bizden iki kat daha fazla nanoteknoloji yayınına sahip. Burada çok enteresan bir bilgi daha var. İsrail'i görüyorsunuz. İsrail 1940'larda kurulmuş yepyeni bir ülke ve nüfusları da 8 milyon civarında falan düşünün. Bizden 10 kat daha az nüfusları var ama nanoteknoloji yayınları bizden daha fazla. Şimdi gelelim son 5 yıl. Son 5 yılda ne olmuş? Son 5 yılda Çin'in Amerika'yı açık farklı geçtiğini görüyoruz. Görüyor musunuz? Çin'deki üretimin arttığını zaten görüyoruz. Ekonomisinin büyüdüğünü zaten görüyoruz. Ve dünyadaki önemli büyük firmaların üretimlerinin çoğunun Çin'de yapıldığını, Çin'in artık tam bir üretim üssü haline geldiğini görüyoruz. Ve şu şeyler de söyleniyor. İşte Çin taklit ...ediyor. Ondan sonra... ...işte tersine mühendislikte bu seviyeye... ...geldi. Bir de düşük kalite üretim yapıyor... ...falan şeklinde söylemler duyarsınız. Artık öyle değil. Çin her kalitede ürün... ...üretebiliyor ve bilimde de... ...artık Amerika'yı... ...bazı alanlarda tamamen... ...geçmiş vaziyette. Yani... ...yeni keşifler yapabiliyor. Bunu nerede görüyoruz? Mesela koronavirüs aşısında... ...Sinovac aşısında başka bir ülkenin aşısını taklit etmediler. Yepyeni bir aşıyı çok hızlıca üretebildiler. Bu da çok iyi bir araştırma geliştirme altyapılarının ve geleneğinin insan kaynağının oluştuğunu gösteriyor. Son 5 yılda yine Güney Kore'yi burada görüyoruz. Singapur buralarda. Türkiye'nin yerine bakalım. Türkiye yine 28. sırada son 5 yıldaki yayınlarıyla İsrail'den daha geride. İran'dan daha geride, Ankara kadar nüfusu olan Singapur'dan daha geride. Şurada Suudi Arabistan'ı görüyor musunuz? Suudi Arabistan'dan bile gerideyiz. Yani Suudi Arabistan'da birçoğunuz bilimsel araştırma yapılmadığını düşünür. Ama öyle değil. Özellikle Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde çok ciddi yatırımlar var mikro ve nanoteknolojiler konusunda. Ve son 5 yıldaki yayınları bizden daha fazla görüyor musunuz rakamları Bir de patentlere gelelim. Patent ne demek? Önce onu söyleyeyim. Siz bir laboratuvarda bilimsel araştırma yaparsınız. Bir tasarımınız olur, bir ürününüz olur, bir sensörünüz, bir çipiniz olur, bir buluş bulursunuz. Sonra da bu buluşu ticarileştireceksiniz ama sizden başka kimse kullanamasın, hakları sizde olsun istiyorsunuz. İşte o zaman patent müracaatı yaparsınız. Avrupa patent ofisi var. Amerika patent ofisi var. Mesela Türkiye'nin kendi patent ofisi var. Rusya'nın patent ofisi var. Japonya'nın patent ofisi var. Siz buluşunuzu garanti altına almak için, korumak için hem kendi ülkenizde, hem bu ülkelerde hem de bir de e, ortak patent ofisleri var. Oralarda patentletmek zorundasınız. Şimdi bu Avrupa Patent Ofisi'ndeki patentleri gösteriyor. European Patent Office. Bu veriyi Stat Nano isimli internet sitesinden 21 Mart 2018 tarihinde almıştık. Yine benim Gebze Teknik Üniversitesi'nde Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü olduğum dönemde yapmıştık bu çalışmayı. Avrupa Patent Ofisi'nde 2017 yılında Amerika'nın yaklaşık 700'e yakın patenti var. Tescillenmiş patenti Amerika'nın. Avrupa Patent Ofisinde aynı yıl Almanya'nın 300'den fazla patenti var tescillenmiş. Sonra Japonya, Fransa, Güney Kore geliyor. Aynı yıl Türkiye'nin Avrupa Patent Ofisinde tescillenmiş patent sayısı ne kadar biliyor musunuz? 10 civarında. Amerika'nın 700'e yaklaşıyor. Türkiye'nin 10. Yine aynı internet sitesinden bunun için bir üniversiteden girmenize gerek yok. Stat Nano diye yazarsanız internetten kendiniz de bu bilgileri çekebilirsiniz. Herkese açık bir site bu Stat Nano. 2018 yılında yine bu sefer Amerika'daki, Amerika'daki patent ofisinden elde edilmiş veriler. Amerika'daki patent ofisinde 2017 yılında Amerika'nın neredeyse 4500 tane patenti var. Sonra 1000 civarında patentle Güney Kore geliyor. Japonya, Tayvan ve Almanya böyle devam ediyor. Amerika'daki patent ofisinde 2016-2017 yıllarında Türkiye'nin yine patent tescillenmiş patent sayısı 10 tane civarında diyelim. Amerika'nın 4500 tane. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. Bir alışveriş merkezi düşünün, bir AVM. İçerisinde 100 tane dükkan olsun. Her bir dükkanın içerisinde de binlerce ürün olsun. Dolayısıyla yüz binlerce ürün var. Bu AVM'nin bir aylık cirosu var. Bir kazancı var. Siz de AVM'nin önüne bir limon tezgahı kuruyorsunuz. Tek bir ürün limon satıyorsunuz. Ve yüz binlerce ürün olan ayda milyonlarca cirosu olan AVM ile ekonomik olarak rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Şimdi gelelim konuşmamın son bölümüne. Türkiye için bilim, teknoloji, nanoteknoloji, mikroteknoloji ne kadar önemli? Farklı alanlar için değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle savunma sanayinden bahsediyorum. Hepiniz takip ediyorsunuzdur. Türkiye savunma sanayindeki ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde %60 %60'ından yüzde fazlasını Türkiye'de yapabiliyor kendisi ama yüzde 40 kadarında yurt dışından temin etmek zorundayız. Ancak bunlar çok kritik parçalar. Mesela şurada sağ tarafta Altay tankını görüyorsunuz. Altay tankı yıllar önce projelendirildi, NATO testlerinden geçti, üretilen prototipler ve seri üretim kararı alındı. Ancak seri üretim yapılamıyor. Neden? Çünkü prototipte kullanılan motor ve seri üretimde de kullanılması planlanan motor Alman MTU firmasının motoruydu. Ve bize ambargo uyguladıkları için Suriye'deki operasyonlardan sonra size bu motoru vermeyeceğiz dediler ve Altay tankının seri üretimi şu an yapılamıyor. Bakın, motor deyip geçmeyin. Bu tonlarca ağırlığındaki çok büyük bir makine, bir tank üzerinde çok ağır zırhlılar var ve bu motorun büyüklüğü de yani bir odanın bir köşesini kaplayacak kadar, yemek masasından iki tane yemek masasından daha büyük. Ben 2019 yılındaki Savunma Sanayi Fuarı'nda Altay tankında kullanılan MTO motorunu, MTO firmasının standında görmüştüm. Kocaman bir motor ve bu motorun her bir parçasının 20 yıl, 30 yıl harp koşullarında hiç sıkıntı çıkarmadan çalışması lazım. Çok üst düzey malzeme teknolojisi, fizik teknolojisi gerektiriyor. Yüksek sıcaklıklarda artı 50 derecede Suriye'de operasyon yaparken, eksi 50 derecede Ağrı'da, Iğdır'da operasyon yaparken hiçbir şekilde teklememesi lazım. Mesela hemen onun altında Atak helikopterini görüyorsunuz. Türkiye'nin İtalyan Augusta Westland firmasıyla işbirliği halinde oradaki helikopter platformu üzerine yeniden projelendirdiği çok başarılı bir helikopter ve biz kendimiz üret üretiyoruz bunu. Hafif taarruz helikopteri ancak bunun motoru Amerika'dan geliyor. Medyadan, basından takip etmişsinizdir. Pakistan ataklardan 30 civarında satın almak istedi. Ancak Amerika motorunun Pakistan'a ihracatta kullanılmasına müsaade etmediği için bu helikopteri Pakistan'a satamıyoruz. Şimdi Türkiye motor firmaları aracılığıyla hem bu ata hem de ağır ata hem de Gökbey helikopterine savunma sanayindeki gelişmeleri takip ediyorsanız siz de görürsünüz. Kendi motorlarını üretmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi 10 sene, 20 sene ağır harp koşullarında, ağır, farklı sıcaklık, nem koşullarında hiçbir sıkıntı çıkarmadan dayanabilecek motorlar geliştirmeniz lazım. Tonlarca ağırlığındaki bu makineyi çok seri hareket ettirebilecek motorlar geliştirmeniz lazım. Bu da çok üst düzey malzeme, fizik teknolojileri gerektirir. Bakın burada Türkiye'nin kendi tasarladığı ve kendi tersanelerinde ürettiği Milgem gemisini görüyorsunuz. Çok başarılı bir proje. Bunun da motoru Alman MTU motoru. Tabii güzel şeyleri de söylemek lazım. Mesela bu atak helikopterinin bütün aviyonik yazılım sistemleri üzerindeki topu Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'deki savunma sanayi firmaları tarafından üretiliyor. Yine bizim gemilerimizin Milgem'in bütün yazılımları, üzerindeki radarları, silah sistemlerinin çoğu Türkiye'deki yerli savunma sanayi firmaları tarafından üretiliyor. Ama motoru Alman MTO motoru. İnsansız hava aracını görüyorsunuz. Bu Tayin'in ürettiği Anka insansız hava aracı. Şurada kamerasını görüyorsunuz ve arkasında da motoru var. Bunlar bir iki sene önceye kadar yurt dışından geliyordu. Basından siz de takip etmişsinizdir. Kendi çıkarlarınızı korumak için aldığınız kararlar karşısında hemen ambargo yiyorsunuz. Şimdi şu kamerayı Aselsan üretiyor. Diğer e, Tayin'in haricindeki Baykar firmasının ürünlerine de e, bu kameranın montajı yapıldı ve önümüzdeki günlerde Aselsan'ın ürettiği bu kamerayla. Bu kamera çok önemli. İşte biraz önce bahsettiğim mikro teknolojiler, nano var ya bu kamera üzerinde bu teknolojiler var çok yukarıdan, çok farklı şartlarda kilometrelerce aşağısı aşağıdan çok iyi görüntüler almanız gerekiyor. Bu mikro teknolojilerde çok üst düzey bilgiye sahip olmanızı gerektiriyor. Aynı zamanda çok iyi bir üretim hattınızın, çok iyi bir insan kaynağınızın olması lazım. Motorla alakalı da yine e, TI firması hem Anka için hem de Baykar'ın insansız hava araçları için biliyorsunuz motor üretmeye başladı. Bazı teslimatlar yapıldı. Burada yerli teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu bilim ve teknolojinin ülke savunması için dışa bağımlılığın azaltılması için ne kadar değerli olduğunu vurgulamaya çalıştım. Yine gelelim sivil teknolojileri. Mesela Türk Hava Yolları Türkiye'nin milli hava yolu taşımacısı ve dünyadaki de en önemli havayolu firmalarından bir tanesi yolcu sayısı açısından birçok farklı noktaya uçması açısından ve bu salgın öncesinde çok hızlı büyüyen, sürekli filosuna yeni uçaklar katan bir firma. Bu uçakları nereden alıyor peki? Ya Airbus'tan alıyor ya da Boeing'den alıyor. Biri Avrupa firması, biri de Amerika firması. Siz çalışıyorsunuz, büyüyorsunuz ama paraları yurt dışına yatırıyorsunuz. Hepinizin elinde akıllı telefonlar var. Farklı markaların akıllı telefonları. Boyutlar küçülüyor. İçerisindeki hafıza artıyor. Kameranın kalitesi artıyor. Hız artıyor. Oyun veyahut da bir şey yüklerken çok hızlı çalışıyor. Bunların hepsi mikro ve nanoteknolojilerdeki gelişmeler sayesinde. Ama Türkiye'de her şeyini, elektronik devresini vesairesini üreten kaç tane telefon firması var? Otomobil endüstrisinde kritik parçaları Türkiye'de üreten kaç tane firma var? Bunları dışarıdan aldığınız zaman çok kötü. Bir tane şeyi düşünün, bir tane son model bir telefon düşünün. Ne kadar? Bin dolar olsun. Bin dolar. Peki bir akıllı telefon ne kadar? Yaklaşık 100 gram. Doğru mu? 1 kilogram akıllı telefon alın. 1 kilogram akıllı telefona 10 bin dolar veriyorsunuz. 10 tane akıllı telefon aldığınızı düşünelim. 1 kilogram etti. Tanesi 1000 dolardan son modeli almış olun. Ne yapıyorsunuz? 10 bin dolar para veriyorsunuz. 1 kilogram akıllı telefona. Akıllı telefon neden oluşuyor? Metal, cam, plastik ve yazılım, bilgi, teknoloji. Bu malzemeleri bilgi ve teknolojiyle harmanlayıp bir kilogram plastik, metal ve camı 10 bin dolara satıyorsunuz. Sonra tonlarca patates, tonlarca domates satarak bu parayı kazanmayı hedefliyorsunuz. Yarış edebilmek mümkün mü bu ekonomilerle? Tabii ki mümkün değil. Yine Türkiye enerji ihtiyacının çoğunu petrol ve doğalgazdan karşılıyor. Ve bunları da yurt dışından alıyoruz. Hidroelektrik santraller de var ama tabii şey hepsini karşılaması mümkün değil hidroelektrik santrallerin. Dışarıdan petrol doğalgaz alıyoruz. Petrol doğalgaz için neredeyse her sene 50-60 milyar dolar harcıyoruz. Bu bağımlılıktan kurtulmamız çok mümkün değil. İşte nükleer enerji santralleri, hidroelektrik santraller, sonra güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleriyle bu enerji bağımlılığımızı, enerji ihtiyacımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda yine çok önemli bir şey geliyor. Pil teknolojileri. Artık araçların hepsi elektrikli. Cep telefonlarımızda piller var. Taşınabilir şarj aletleri var. Bilgisayarlarımızda piller var. Lityum tabanlı piller. İşte çok uzun süre gitsin, çok hızlı dolsun, çok hızlı boşalmasın diye pil teknolojilerine şu an günümüzde de acayip para ödüyoruz. Çok güzel bir araba yaptınız, harika bir araba ama benzin yerine ne yapıyorsunuz? Elektrik kullanıyorsunuz ve bu elektriği de pillere depoluyorsunuz. Pilleri kendiniz üretemiyorsanız bu yüksek kaliteli pillere de her sene milyonlarca dolar ödemek zorunda kalırsınız. Burada mesela Türkiye'nin her şeyini Türkiye'de üretmek istediği, kendi tasarladığı Tok otomobili var biliyorsunuz. Bunun pillerini, batarya sistemini yurt dışından bir firma üretecek. Sonrasında Türkiye'de üretmeyi de planlıyorlar. Ümit ediyorum. Türkiye'nin bütün pil ihtiyacını karşılayacak önümüzdeki 50-60-100 sene boyunca çünkü bu ihtiyaç gittikçe artacak. Elektrikli araçların miktarı arttıkça ve hem kendi ihtiyacını görebileceği hem de yurt dışına ihraç edebilecek kadar kaliteli üretim yapan bir ülke oluruz. Diğer türlü satın almaya devam edeceğiz. Bakın güneş panelleri son zamanlarda teşviklerle yaygınlaştı. Arsalar üzerinde bile güneş panellerini görüyorsunuz. Güneş panelleri nanometre seviyesindeki ince tabakalardan üretiliyor. İnternette bakabilirsiniz. Nanometre seviyesindeki çok ince tabakalar var bu paneller üzerinde. Bunların hepsi nano ve mikro teknolojilerle üretiliyor. Panelleri aldınız, kurdunuz. Yurt dışından alıyorsanız bunları sürekli yenilemek zorundasınız. Bunların bir ömrü var. Yine dışa bağımlı olmamak için bu teknolojileri kendi ülkenizde üretmek zorundasınız. Türkiye yine tıbbi cihaz ve ilaç harcamalarının çoğunu yurt dışından karşılıyor. Mesela haberlerde duyuyorsunuz. Bir yakınınız veya kendinizin ihtiyacı olduğunda da gidiyorsunuz. Otel gibi yeni hastaneler yapıldı. Devlet hastaneleri olsun, özel hastaneler olsun. Otel gibi binaları çok lüks, çok güzel. İçerideki EKG cihazı, röntgen cihazı, MR cihazı, tomografi cihazı, ondan sonra medikal malzemeleri nereden geliyor? Büyük çoğunluğu yurt dışından geliyor. Betonunu, binasını yapıyorsunuz. İçerisinde yüksek teknoloji ürünü olan cihazları yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'nin şu andaki durumu bu. Bakın 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama. 11 Mart 2019'daki bir gazeteden alınmış bir haber bu. Siz de internetten bulabilirsiniz. Bizzat Sağlık Bakanı'nın açıklaması bu. İlaçta %54, tıbbi malzemede %82, tıbbi cihazda %84 ve aşıda %100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu cümle Türkiye'nin Sağlık Bakanı'na ait bir cümle. İki sene önce söylenmiş bir cümle. Yani işte Türkiye'de ilaç üreten firmalar var, büyük firmalar var. Ama işte yeni geliştirilen ilaçlar, ARGE'ye dayalı yeni hastalıklar için geliştirilen ilaçlarda siz ARGE yapmıyorsanız veya ilaç şirketleriyle üniversiteler beraber çalışmıyorsa o zaman işte diğer %50'sini yurt dışından almak zorundasınız. Duyuyorsunuz mesela, filanca ilaç çok aşırı pahalı. Neden? Yurt dışından geliyor dolarla. Adam yıllarca arge yapmış, çalışmış, laboratuvarda geliştirmiş, size satıyor. Siz kendiniz geliştirmezseniz almak zorundasınız. Tıbbi malzeme, ameliyat malzemeleri, hatta kimyasallar bile birçok kimyasal da Türkiye yurt dışına bağlı. Tıbbi cihaz... İşte bahsettiğim MR cihazları, röntgen cihazları, tomografi cihazları hepsi yurt dışından geliyor. Ve aşıda yüzde yüze yakın yurt dışına bağımlılık. Şimdi duyuyorsunuz haberlerden. Filanca ülke şu aşıyı üretti, filanca ülke şu aşıyı üretti, filanca yöntemle üretti. Türkiye hangi ülkeden ne kadar aşı alacak, hangi ülkeden ne kadar aşı alacak bunu konuşuyoruz. Niye şunu konuşmuyoruz? Türkiye'de aşı üreten birden fazla firma var. Bizim kendi ürettiğimiz aşılar var. Halkımıza yettiği gibi yurt dışına da ihraç ediyoruz, aşı ihraç ediyoruz. Bakın bunu konuşamıyoruz. Çok acı bir durum. Türkiye'de aranızda Kayserili olan vardır. Kayseri'de Selçukluların bin sene önce, neredeyse bin sene önce yaptığı bir medrese var. Tıp medresesi. Gevher Nesibe Hatun Tıp Medresesi internetten araştırabilirsiniz. Şu anda gezilebiliyor müze. Neredeyse bin sene önce tıp eğitimi veren bir okul var Kayseri'de. Anadolu'da başka yerlerde de. Ve içerisinde eğitim veriliyor. Hastanesi var uygulamalı bir e, fakülte, tıp fakültesi gibi düşünebilirsiniz. Bir de yanında eczahanesi var. Yani hastalara kullanılan ilaçlar orada üretiliyor. Bin sene önce bunu yapabilen Türkiye nasıl bu hale geldi? Bilim ve teknolojide geri kalırsanız, araştırmaya yeterince kaynak ay ayırmazsanız, ayar araştırmayı yeterince teşvik etmezseniz, insanların RG'ye merakı olmazsa, zeki çocukların RG'ye merakı olmazsa, yurt dışından her zaman almaya devam edersiniz ve yurt dışına bağımlı olursunuz. Size son slaytımı gösteriyorum. Bununla birlikte bitirmiş olacağım. Bu fotoğraf 1897 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmış. Servet-i Fünun dergisi Osmanlı zamanında haftalık olarak yayınlanan popüler bir dergi olarak düşünebilirsiniz. Edebiyat derslerinizde sadece edebiyatla ilgili olarak e, okumuş olabilirsiniz. Bu fotoğraf 10 Haziran 1897 yılında Serveti Fünun dergisinde yayınlanmış. Bu fotoğrafı size niye gösteriyorum? Bakın bu kişi Boyabaklı Er Mehmet, 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında bir Türk Yunan Savaşı var. Sultan II. Abdülhamit dönemi ve Türklerin galip geldiği bir savaştır. Tarih derslerinde belki görüyorsunuzdur. O savaşta yaralanmış bir gazimiz bu. Boya batlı Er Mehmet koluna bir şarapnel parçası gelmiş ve Yıldız Geçici Asker Hastanesinde elinin röntgeni çekiliyor. Eli sarılı. Şurada röntgen filmi var elinin altında. Şurada da X ışını kaynağı var. Bu gerçek bir fotoğraf nerede yayınlandı? 2005 yılında European Journal of Radiology dergisinde Türk ve Yunan araştırmacılar tarafından yapılan bir makalede yayınlandı. Şimdi X ışınları ne zaman keşfedildi biliyor musunuz? 1895 yılında Almanya'da Wilhelm Röntgen X ışınlarını keşfetti ve 1896 yılında tıbbiye-i şahanede o zamanki işte tıp fakültesinde diyelim Osmanlı zamanlık tıp fakültesinde bir röntgen cihazı var. Ve bu röntgen cihazı Türk-Yunan Savaşı esnasında yaralı askerlerin kırıklarını, vücudunu görüntülemek için kullanılmış. Yani keşfinden bir yıl sonra Türkiye'ye İstanbul'a röntgen cihazı gelmiş. Aradan 100 seneden fazla zaman geçmiş. Şu an bizim hastanelerimizdeki bütün röntgen ve tomografi cihazların hepsi yurt dışından geliyor. Türkiye'de X ışını röntgen cihazı üreten tek bir firma yok. Ve onun için her sene binlerce dolar, on binlerce dolar ödemek zorundayız. İşte bilim, teknoloji bunun için çok önemlidir. Hayatımızın her alanını etkiler. Savunma sanayini etkiler, ekonomiyi etkiler, tarımı etkiler, ticareti etkiler dış politikayı etkiler, bağımsızlığınızı etkiler, insan ilişkilerini etkiler. Bilim, teknolojiye değer veren ülkeler gelişirler. Bilim, teknolojiye değer vermeyen ülkelerde maalesef başkalarını takip etmek zorunda, başkalarının dediklerini dinlemek zorunda kalırlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.